Herkese merhabalar. Haydar Oruç ben. CrossF Türkiye elçisiyim. Yaklaşık 6-7 aydır bu görevdeyim. Daha önce CrossF'ten aldığımız eğitimler ve yaptığımız toplantılara istinaden CrossF'in Türkiye'deki muhataplarını, üyelerini ve CrossF hizmetlerinden faydalananlara yönelik bir eğitim, Türkçe bir eğitim icra edilmesi gerekliliği nedeniyle, böyle bir ihtiyaç hissetmemiz nedeniyle bu eğitimi planladık. Haydar, sorry, we still can't see your presentation. Ah, yes, perfect. Thank you. Hemen kısaca başa alıyorum. Böyle bir ihtiyaç olması üzerine böyle bir eğitim planladık. Bu CrossF'in aslında standart tüm ülkelerde ve tüm dillerde uyguladığı bir eğitimin Türkçe'ye çevrilmiş şeklidir. Genel olarak size CrossF'in ne yapmak istediğini, ne yaptığından, hizmetlerin ne olduğundan bahsettikten sonra CrossF'in içerik kaydını, CrossF'de içerik kaydını nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerle yapıldığını ve CrossF'de hangi hizmetlere ulaşabileceğiniz, hizmetlerden yararlanabileceğinizi ve CrossF'in sayfasındaki bazı özellikleri anlatarak bitireceğim. Toplam süremiz 45 dakika olacak webinar süremiz. Bunu yaklaşık 30-35 dakikasında ben size sunumumu arz edeceğim. Daha sonra kalan 10 dakikada da soru cevap şeklinde eğer sorularınız olursa onları cevaplamaya çalışacağım. Bu webinarda benimle birlikte CrossF'in İngiltere merkezinden bize eşlik edecek olan iki tane arkadaşımız olacak. Onlar Vanessa Fairhurst, kurumsal iletişim müdürümüz. Ve Paul Davis de teknik destek uzmanımız olacak. Onlar da şu anda webinarı izliyorlar. Ve hem süreç içerisinde webinar boyunca hem de soru cevap kısmında eğer sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışacaklar. Sorularınızı lütfen soru cevap kısmından yazmaya dikkat ediniz. Chat kısmını kullanmayacağız. Soru cevap kısmından eğer İngilizce yazarsanız Vanessa veya Paul bunları cevaplamaya çalışacaklar. Türkçe kısımlarında ben söylediğim gibi sonuna bıraktığım 10 dakikada cevaplamaya çalışacağım. Webinarımızın süre kısıtlı olduğu için hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın çünkü aslında anlatacak çok şeyimiz var. Ama bu kadar kısıtlı bir sürede size genel bir tanıtım yapma ihtiyacı olduğu için hızlı geçeceğim. Ama soru cevap kısmında da daha eğer ihtiyaç olursa üzerinden geçmeyi düşünüyoruz. Bu webinarda işte asıl konumuz biliyorsunuz CrossFit'in en çok bilinirliğini arttıran CrossFit'e ihtiyacımızı gerektiren konu DOI, yani sürekli tanımlayıcı yayınlarımız için kullandığımız DOI numarası. Bu içerik kayıp yöntemlerini anlatacağım, onları listeleyeceğim. Üst verinin önemini, işte kalite ve nicelik olarak neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve CrossF ile ilgili yardım ve desteği nereden sağlamanızı gerektiğine bazı ipuçları vereceğim. En son kısmında soru cevapla bitireceğiz webinarımızı. CrossF'in en önemli ürünü hepinizin malum olduğu üzere DOI numarası. DOI numarası aslında yeni bir uygulama değil. CrossF'in tarihçesine de baktığınızda işte aslında 90'lı yıllarda özellikle Amerika'daki bazı yayıncıların, yayıncı kuruluşların bir araya gelerek böyle yayınları uluslararası bir standart tanınırlığını ve ayırt edilebilirliğini, karışmasını, yayınların karışmasını, birbirine karışmasını, işte isim benzerliği ve başlık benzerliği gibi nedenlerle karışmasını önlemek için böyle bir numara ya da bir formül geliştirilmesi tartışmaları olmuş. Bu en son 99'da Frankfurt Kitap Fuarı'nda da bununla ilgili çalışmalar tamamen etmiş ve 2000 yılından itibaren de DOI numarası kullanılmaya başlamış. CrossF aslında bir yayıncıları bir araya geldiği ortak bir platform olarak düşünebilirsiniz. Bu platformda da işte DOI numarasının nasıl olacağı konusundaki müzakereler sonunda daha önceki versiyonlarını göstereceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz en üstteki linkteki standart haline gelmiştir. Son tekamül eden hali budur. İşte bunun bu şekilde kullanılması gerekiyor. Aslında ilerleyen kısımlarını da anlatacağım ama gördüğünüz gibi aranması, sorgulanması gerekiyor. Eğer bunun dışında sadece numara kısmıyla sorgularsanız karşınıza farklı sonuçlar çıkabilir. Çünkü eğer işlevsel hale gelmesini istiyorsanız bu numarayı bu şekilde aracılara, web browserlara kopyaladıktan sonra aramanız gerekiyor. Üç parçadan oluşuyor. İlk parça DOI.org'da başlayan kısım bu web adres kısmı.
Ortadaki kısım önek dediğimiz bu numara kısmı Krosev tarafından tahsis ediliyor. Kime tahsis ediliyor? Bunlar Krosev üyesi olan yayıncılara işte ya da işte, finans sağlayan founder dediğimiz kuruluşlara tahsis ediliyor bunlar. Krosev veriyor bu numarayı. Ayırt edici bir numara bu. Son kısım, suffixlerinden son ek kısmında da bu da en son işte hizmeti alan yayıncının kendisini tanımladığı bir numaradır. Bunu pek çoğunuz tahmin ediyorum. Dergi Park kullanıcısınız. Dolayısıyla Dergi Park tarafından yayıncılara, dergilere verilen bir numara aslında. Oradan belki aşinasınızdır diye düşünüyorum. İlk baş kısımlarını Krosev'den sonra Dergi Park'ta işte kendisine yapılan başvurular ve kriterler sağlandıktan sonra Krosev'le istişare ederek bu numaraları işte dergilerin Dergi Park'taki kısaltmaları genellikle kullanıyor. En sondaki kısımda genellikle ya bir numerik ardışık sayılardan oluşuyor ya da bazı yayıncılar bunu da kendileri işte cilt sayı numaraları ya da işte derginin yayınlandığı tarihine göre kendisi de belirleyebiliyorlar. Yani bunu eğer siz doyu numarasını kendiniz üretiyorsanız bunu siz belirliyorsunuz ama Dergi Park'tan ya da açık dergi sistemlerinden üretiyorsanız da onların kurallarına tabisiniz. Sorry, Heda, can I just interrupt for one second? There has been a couple of people in the chat who have asked if you could speak into the microphone a little bit louder, just because they're having difficulty to hear. Sayın katılımcılarımızdan chat kısmını kullanmamasını rica ediyorum. Başta söylemiştim. Lütfen sorularınızı soru cevap kısmından iletiniz ve mikrofonlarınızı de kapatınız. Çünkü özür dilerim. Evet, lütfen chat kısmını kullanmayınız. Ben başka bir şey olursa size iletmeye çalışacağım. Sesim şu anda geliyor mu acaba? Vanessa, can you hear me? My voice is okay? Yes, I can hear you. Okay, okay. I'm going on. Yes, sorry, continue. Doi sayfasını eğer açtığımızda bir makalenin, bir yayının Doi sayfasını açtığımızda karşımızdaki görmemiz gereken şey tam olarak bütün yani Doi için ayarlanmış şeyin tam olması gerekiyor. Eğer bunlardan bazı kısımlar eksikse mesela HTTP adresinizde bir hata varsa linkin görüntülenmesinde ya da tamamen sergilenmesinde bir hata varsa maalesef hem Doi'ye erişmeniz mümkün olmayacak hem de Doi numarasıyla birlikte o yayının yayına bağlı olan üst verilere erişmenizde de sıkıntı olacaktır. O yüzden Doi'nin tam olarak görüntülenmesi, tam olarak sorgulanması çok önemli. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Neler için Doi numarası ya da Doi üretilebilir onu söyleyeyim. Şimdi Doi ilk başta sadece dergi makaleleri için tasarlanan bir ürün, hizmet. Hatta şu anda da hali hazırda Doi üretilen, Doi numarası tahsis edilen ürünlerin ya da yayınların %75'inin hala makale olduğunu söylemek mümkün ama bunun dışında işte kitaplara, kitap bölümlerine, konferans duraklarına, veri kümelerine, tezlere, raporlara yani aslında aklınıza gelebilecek bu preprintler yani henüz belli bir hakem sürecini tamamlamamış yayınlar içinde düşünün. Hakem değerlendirme raporlarına bile Doi numarası alabilirsiniz. Çünkü bütün bu yayınların yani benzersiz olmasını sağlıyor Doi numarası. Dolayısıyla artık yani ilk başta Doi sadece makaleler için düşünüyordum ama artık böyle değil. Biliyorsunuz bazı işte Akademiya gibi, Searchgate gibi siteler de Doi numarası tahsis ediyorlar. Çünkü oraya koyduğunuz yayınlar, yazılarınız, paylaşımlarınız da eğer daha önceden bir yerden Doi numarası alınmamışsa, tahsis edilmemişse koyduğunuz zaman oradan da alabiliyorsunuz, yararlanabiliyorsunuz. O yüzden Doi numarası yayınınızın benzerliğini, benzersizliğini göstermesi açısından çok önemli. Ve az önceki saydığım bütün ürünleriniz için, yayınlarınız için bu numarayı alabilirsiniz. Şunu söylemek lazım. Yani Krosev sadece Doi'den ibaret değil. Ve Doi de sadece bir numara değil. Yani Doi'yi dediğiniz zaman bir numara almak belki görüntüde sadece bir numara gibi hissedilebilir ya da bu şekilde algılanabilir ama Doi'ye bağlı olan verileri birazdan anlatacağım. Gördüğünüz zaman o numaranın arkasında aslında bir sürü logic mantığın çalıştığını göreceksiniz. Bir sürü bilgiye erişebilmenizi sağladığını göreceksiniz.
Ya bunlar nedir? İşte hep söylediğimiz metadata diyoruz ya, işte doğuya bağlı olan metadatalar. En başta yazar bilgisi. Yazarın ORSİT numarası, kurum bilgisi, makalenin başlığı, SSN numarası, SBN numarası eğer kitapsa, sayfa numarası, sayı bilgisi, cilt bilgisi, tarih. Yani o yayınla ilgili ne kadar bilgi varsa bir sonraki şeyde de göreceksiniz. Bu numaradan erişebiliyorsunuz. O yüzden bunu sadece bir numara olarak düşünmeyin çünkü çok önemli. Bu bilgilere erişmenizin en kısa yolu bu. Bu numarayı tahsis ettiğiniz zaman, uygun bir şekilde ürettiğiniz zaman işte nedir bunlar? Kaynak listesi, referans listesi olarak da söyleyebiliriz. Kimler tarafından finanse edilmiş bu yayın? Nereden fon sağlanmış? İşte lisans bilgisi nedir? Eğer tıp bir yayınsa, tıp alanında bir yayınsa klinik deneme sayıları var mıdır? Hata verileri var mıdır? İşte retrak yapıldıysa, geri çekildiyse ona ait bilgiler, güncellemeler. Çünkü doyu numarası aldıktan sonra da o yayınla ilgili değişiklik yapılmış olabilir. Ve ondan sonra da doyu numarasına bağlı şeylerin, bilgilerin güncellenmesi gerektiği için yapılan güncellemeler, CrossRef'ten sağlanan diğer hizmetler, JATS formatlı özetler ve şeyler. Bütün bu verilere doyu numarası sayesinde ulaşabiliyoruz. O yüzden doyu numarasının üretilmesi, yani usulüne uygun üretilmesi ve usulüne uygun bir şekilde sorgulanması çok önemli. Zaten webinarımızın konusu da bu, içerik üretme derken doyu numarasına ulaşmamızın yolu içeriği usulüne uygun bir şekilde üretmek olduğu için, eğer bunu doğru üretirsek, yani doğru bir şekilde doyu numarasına tahsis etmesini sağlarsak bu verilere de doğru ulaşırız. Çünkü CrossRef bir şey değildir. Yani içerik görüntüleyici ya da içeriğe ulaşmanızı sağlayacak bir ara birim değildir. Üst veriler aracılığıyla verilerin görülmesini, daha fazla görülmesini ve verilerin daha fazla erişilmesini sağlayan bir uygulamadır. Yani içerik sağlayıcı değildir. Onun altını çizmek isterim. İçerik kaydını, şimdi aslında bir tane daha var ama benden özellikle onu paylaşmamamı istediler. Çünkü bir beta sürümü var. Sadece şunlar üzerinden gideceğiz ekrandaki, işte XML dosyası hazırlayıp yükleyerek, elle web deposit formu oluşturarak ve açık erişim sistemlerinden CrossRef bağlantısını kullanarak. Şimdi XML dosyası üretmek için yani biraz XML bilgisi gerekiyor. Dolayısıyla bu herkesin yapabileceği bir şeydir. Aslında çok zor bir şey değil. Birazdan sayfada göstereceğim ama daha çok bu konularla ilgilenen, yazılım konularıyla ilgilenen insanların ya da bu konularda çalışan insanların bu metodu kullanması faydalı. Öbür türlü hata yapma ihtimali yüksek. Web deposit formu da CrossRef sayfasından size sağlanan, sunulan bir hizmet. Burada onu da anlatacağım gerçi ama sadece özet olarak vereyim. İlgili sayfada yayınınızla ilgili üst bilgileri, bir doyu numarası vermek için, oluşturmak için gereken üst bilgileri sizden istiyor bu sayfa. Bunları oluşturduktan sonra CrossRef kendisi bu XML dosyasını üreterek kendi sisteminde doyu üretilmesini sağlıyor. Ama zannediyorum çoğunuzun aşina olduğu ya da yaptığı şey son madde olacak. Açık erişim sistemleri üzerinden, yani bizim bildiğimiz şekliyle dergi park üzerinden alınan doyu numarası olacak. Ben buraya biraz daha ağırlık vereyim. Çünkü ben de dergi editörlüğü yaptığım için dergi park üzerinden bazı doyu tahsis ederken karşılaşılan sorunları da aşinayım. Ama genelde dergi parkın sağladığı altyapı bu sorunları çözülmesinde kolaylık sağlıyor. Diğerlerinden işte XML dosyasını yükleyerek ya da web deposit formu oluşturarak doyu üretilmesine istinaden dergi parktan daha az sorunsuz alabilirsiniz. Çünkü zaten arka planı altyapıyı, teknolojik altyapıyı dergi park ve CrossRef koordinasyonu yürütüldüğü için siz bu kısımları görmüyorsunuz. Dergi parkın size arayüzünde, onu da anlatacağım, verdiği hizmet sayesinde bunu kolaylıkla yapıyorsunuz. XML yaratma işte bir CrossRef'in bir şeması var. XML dosyanın nasıl yazılacağına, kodların ne olacağı, satırların ne olacağına dair. Buraya göre biz oluşturuyorsunuz, bu satırları yazıyorsunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra XML dosyasını oluşturuyorsunuz ve size istenen. Bu XML dosyasının şeyi budur, bu şekildedir. Yani buradaki isterler şudur, işte makalenin başlığı gerekiyor, SSN numarası gerekiyor derginin. Yayının tarihi gerekiyor. İşte cilt ve sayı numaraları gerekiyor. Bunları XML dosyasında belirtilen, buradaki mavi olarak işaretlenmiş kısımda olduğu gibi yerlere girerek bu XML dosyasını oluşturup kaydettikten sonra ilgilileri yüklüyorsunuz ve daha sonra işte doyu üretilmesiyle ilgili süreci başlatmış oluyorsunuz. XML dosyası çok zor değil
Ama dediğim gibi yani ilgilenmeyen, daha önce yapmamış olanlar için çok tavsiye etmiyorum ben. İkinci yöntemimiz web deposit formu. Az önce bahsetmiştim. Buraya tabii bunu yapmanız için CrossTab üyeliğiniz gerekiyor. Yani bir kullanıcı adı ve CrossTab'de bu işlemi yapabilmeniz için de yani belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Eğer siz bir yayıncı olarak kendiniz direkt üyeyseniz, bu üyelik işlemleriniz tamamlandıysa, ödemeleriniz yapıldıysa buraya geçerek bu sayfa üzerinden ilgili yayınla ilgili bilgileri, üst bilgileri giriyorsunuz. İşte burada neler var? Makalenin başlığıydı, kısaltmasıydı, dergiyle ilgili sayı bilgileri, cilt bilgileri, tarih bilgileri var. Daha da detaylandırılabiliyor bu. Yani az önce saydık ya, DOI numarasına hangi bilgiler, hangi üst veriler bağlı. Onlarla ilgili bütün hepsini buraya yükleyebiliyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra web deposit formunu işlettikten sonra yani işletme komutundan sonra sizin karşınıza eğer bütün gerekleri yerine getirdiyseniz tamam done işareti ile yapılmıştır diye. Ve bunu CrossTab'in arka planda DOI numarası için işletmeye başlıyor. Eğer bir hata varsa zaten o sayfada hem o hatalı kısım kırmızı olarak işaretleniyor ve de fault ikazı veriyor size. Ondan sonra size belirtilen eksik ya da hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekiyor. İşlemi tekrar ediyorsunuz. CrossTab'in açık dergi sistemleriyle entegrasyonu zannediyorum. Yani birkaç belki aranızda küçük yayıncı direkt kendisi DOI numarası alan yayıncılar olabilir ama genelimizin işte ya dergi parktan ya da başka açık dergi sistemleri üzerinden DOI numarası aldığını düşünerek yani bu konuya biraz ağırlık vereceğim. Buradaki şey aslında sistem kendiliğinden işliyor, otomatik işliyor. Size sadece makalenin ya da çalışmanın yayının üst bilgileri girilmesi gereken zaruri üst bilgilerini girmeniz gerekiyor. Size tanımlanan alan üzerinden. Bu bilgileri girdikten sonra işte bunlar nedir? Yazarın ORSİT bilgileri dahil olmak üzere az önce bahsettik işte makalenin başlığından, cilt sayı bilgilerinden ve yayın tarihi bilgilerinden. Dergi park için mesela şeyler nedir? Yazar bilgileri gerekli, başlık bilgileri gerekli, yayın tarihi gerekli. Bunlar olmadan zaten DOI tahsis edilemiyor. Eğer isterseniz bunlara ilave olarak işte finansman yani kim tarafından fonlanıyor. Ya bunlar aslında önemli konular. Türkiye'de belki çok fazla kullanılmıyor ama yurt dışında bu finansman bilgileri özellikle sorgulanıyor. Yayınların kalitesi ve bağımsızlığı anlamında çok önemli. İşte kaynaklar ilişkilendiriliyor DOI ile. Tüm kaynak listesinin düzgün bir şekilde girilmesi çok önemli. Ve benzerlik kontrolünün sağlanmış olması. Eğer bunu sistem üzerinden yapıyorsanız, yani CrossTab'in üzerinden ya da açık dergi sistemlerindeki benzerlik kontrol sistemlerinden yapıyorsanız, bu veriler de otomatikman oraya alınıyor. Bunun haricinde CrossTab'in bu hizmetleri finanse eden bazı üst üyeler var. Yani küçük yayıncılar değil de ana yayıncılar, üniversiteler gibi, işte TÜBİTAK gibi, Dergi Park gibi üyeler var. Bunlarla ilgili bilgiler de var. En son bütün bu verileri girdikten sonra bu destek yayınlarının sürümleri oluşturuyor ve entegrasyon işinde sizinle ilgili bilgi girilmesiyle ilgili yapılması gereken kısım burada bitiyor. Bu tabii şey değil, Dergi Park'tan aşina olduğunuz bir arayüz değil. Bunu merkezdeki arkadaşlar bana gönderdi için bunu sizinle paylaşıyorum. Belki daha sonraki toplantılarımızda, webinarlarımızda Dergi Park'ın arayüzünü de ben buraya koyarak oradan anlatmak faydalı olabilir ama çok şey değil, benzer bir şey. Burada da işte CrossTab'in Export Import eklenti kısmına geliyorsunuz. Buradan Import Export Data kısmına girerek az önce bahsettiğimiz bilgileri buradan giriyorsunuz. Bunun için mesela Dergi Park'ın zaten girmiş iseniz buradaki gibi, buradaki açık dergi sistemindeki gibi ekstra bir kullanıcı adı bize biliyorsunuz Dergi Park sormuyor. Zaten içinde olduğumuz için o verileri, eksik olan verileri tamamlamamızı istiyor. Tamamladıktan sonra işletiyoruz. DOI numarası bize tahsis ediliyor. Buradan CrossTab üzerinden yapılan işlemlerde ya da Dergi Park üzerinden de yapıyor olsanız DOI numarası tahsis edildiğinde yani size bir karşınıza işlemleri yaptıktan sonra biliyorsunuz bir DOI numarası çıkıyor. O sistemde depolanıyor. Ancak hemen sorguladığınızda bunun karşılığını göremeyebilirsiniz. Çünkü bu biraz zaman alıyor.
Düşünün, dünya üzerinde işte yüzlerce ülke üzerinden bu hizmeti kullanıyor. Binlerce yayıncı ve on binlerce, belki de milyonlarca yayın için bu hizmet alınıyor. Aynı anda hizmet alınıyor. Ve dolayısıyla yapılan işlemler hemen o anda şeye gerçekleşmiş olmasını beklemeniz çok uygun olmuyor maalesef. Biraz süre geçmesi gerekiyor. Bunların bu bilgiler, yani DOI'ye bağlı olan bilgiler, üst bilgilerde değişme olursa bunların otomatik olarak güncellenmesini beklemeniz de uygun bir hal tarzı değil. Çünkü bunu da sizin güncellemeniz gerekiyor. Az önceki gibi, yani ilk başta DOI alırken neler girdiysek, bu verilerde bir değişiklik olduğunda o veri, değişiklik olan verileri de yeniden girerek aynı DOI'ye de ekleyebiliyorsunuz bu değişiklikleri, ya da sistem gerekirse değişikliklerden dolayı size farklı bir DOI de tahsil ediyor. Buradaki esprisi şu: normal DOI, mesela dergi park üzerinden biliyorsunuz, biz herhangi bir ücret ödemiyoruz DOI tahsis edilmesi için. Çünkü dergi parkla Crossref arasındaki anlaşma nedeniyle bunu dergi park, yani bizim adımıza TÜBİTAK ödüyor. Ama diğer yayıncılar DOI başına, tahsis ettikleri DOI başına bir ücret öderler. Güncellemelerde eğer yeniden bir DOI tahsis ediliyorsa bunun için ekstra bir ücret alınmıyor. Bu güzel bir şey. O yüzden güncellemekten imtina etmememiz lazım. Bütün verilerin güncel olarak muhafaza edilmesinde fayda var. Üst veri neden önemli? Çünkü o veriye ulaşmak, o veriden o kaynağa, o yayına ulaşmak için verilerinizin doğru, tam ve güncel olması gerekiyor. Yoksa karşınıza hem hatalı sonuçlar çıkacaktır, hem de o yayının kalitesini, az önce bahsettik ki neden önemli, işte kalite ve nicelik, yayının kalitesi anlamında çok önemli. Ulaşılabilirliğini, tekrar üretilebilirliği anlamında bu verilerin doğru ve güncel olması çok önemli. Bir kere bu yayınınızın kalitesi anlamında önemli ve görünürlüğünü arttırıyor. Bir içerik kaydı yaptığınız zaman, az önceki bahsettiğim üç yoldan herhangi birisinden bir kayıt yaptığınız zaman, şimdi aslında çok basit bir olay sizin karşınızda arayüzde yaptığınız işlem, ama arka planda o kadar çok işlem oluyor ki hem Crossref'in kendi veri tabanında hem de bunların kaydedildiği veri tabanda, işlendiği veri tabanda o yayınla ilgili işte yayının kaynaklarından tutun, tekrar kütüphaneler tarafından bulunabilmesi için biliyorsunuz bir makine okumasına göre uygun formatlanıyor bu ve makine okumalarına da o karşılaşılması, bulunması için de ilgili kodlara karşılık gelmesi için bir sürü işlem yapılıyor. Yani o arka plandaki işlem tahmin ettiğinizden çok daha büyük. İşte pek çok yöntemler, metrikler sürecin içerisine giriyor. Bunun içinde hem yayının hem de yazarın parametreleri, yazarın kurumunu, işte finansı sağlayan fonlayıcıların, ilgili yayın kurumlarının, üniversitelerin bütün bilgileri buraya, bu 7 kademeli bir şey var, süreç var ve 11 tane başlık altında farklı işlemler oluyor. Ve bunların hepsi bu süreç içerisinde yapılıyor ve o yüzden biraz vakit alıyor bunların DOI numarasının tahsis edildiği mesajı geldikten sonra sorgulandığında karşına çıkması. Ve bunların yani çok da uzun sürmüyor, emin olun. DOI numarası normal, az önceki ilk başta gösterdiğim tam olarak da sorgulandığında bu verilerin hepsine ulaşabilir hale geliyor. Üst veriler bize ne sağlıyor? Yayınınızın, ilgili yayının keşfedilebilirliğini sağlıyor bir kere. Yani Crossref'in zaten en büyük hizmeti bu. Yani az önce söylemiştim, Crossref bir içerik görüntüleme ya da içeriğe ulaşma hizmeti değildir. Üst veri sayesinde yayının keşfedilebilirliğini sağlar size bu hizmeti verir. Araştırma ve editoryal bütünlük sağlar yayınınıza. Çünkü hem şeyleriniz, kaynaklarınız hem de kullandığınız diğer metotlar ve editoryal anlamda yapılan işlemleri size sergilediği için, onu sunduğu için bu anlamda da size ortaya bir ürünün nasıl konduğunu gösterir. Ve yapılan değişikliklerle yeniden üretilebilmesini sağlar. Bu da çok önemli. Yani bir yayın orada kalmaz biliyorsunuz. Devam edilebilir, retrak yapılabilir, çekilebilir, revize edilebilir. Bu burada da size sürekliliği sağlıyor. Ve raporlandırma ve değerlendirmesini sağlar. Yayın belki tamamlanır, biter, yayınlanır. Ama orada bitmez. O yayını işte kimler görüyor, kimler okuyor, hangi kütüphaneler okuyor, hangi ülkelerden ne kadar erişim sağlanıyor. Yani nasıl bir etki ve tepki oluyor o yayından sonra. Bunu da raporlamak isterseniz, işte Crossref'in belki de en büyük avantajlarından, size sunduğu hizmetlerden birisi bu. O yayınla ilgili daha sonra raporlama anlamında sizin elinize muazzam veriler veriyor. Yani Crossref bu anlamda size kendi arayüzleri üzerinden bu konuda
belki de kolay kolay elde edemeyeceğiniz verileri sunuyor ve sizin daha sonraki yayınlarınızın kalitesini oluşturabilirliği anlamında da bir referans sağlıyor. Buradan elde ettiğiniz verilerle daha sonra kendinizle ilgili en azından şey yapabilirsiniz. Geri besleme yaparak eksik ya da hatalı olduğunuz yerlerde ona göre geliştirme yapabilirsiniz. Az önce söyledim işte bu verilerden bir tanesi de bu kimin bu fon sağladığı konusunda pratik, kolay, araması da kolay, ulaşması da kolay bilgiler sağlıyor. İşte bizden olduğu için hemen örnek olarak TÜBİTAK verilmiş. TÜBİTAK arama motorunun kısmına TÜBİTAK'ı girdiğiniz zaman, Türkiye dediğiniz zaman zaten hemen tamamlıyor görüyorsunuz. Ve TÜBİTAK'ı yazdığınız zaman TÜBİTAK tarafından fonlanan yayınlar, çalışmalar neyse bunu burada dökebiliyorsunuz. Bu size ne verir? İşte yayınların bir kurum tarafından, hangi kurum tarafından desteklendiğini göstermesi açısından çok önemli. Az önce de söyledim, yayının kalitesi, güvenilirliği ve objektifliği açısından çok önemli. Türkiye'de de mesela bir çalışma yapıyorsunuz. İstatistik gibi çalışma ve veri toplama üzerinden çalışma yaptığınız zaman bunu pek çok yere gidip pek çok yerden veri almak yerine CrossRef'in arayüzünü kullanarak TÜBİTAK tarafından desteklenen, buradan hem desteklenen yazılar, buradan hangi bilim dallarında, hangi ilgi alanlarında işte yazarlara kadar alt kırımlara gidebilirsiniz. Bunları kırılım haline getirebilirsiniz. Bu verilerin hepsini dökebiliyorsunuz ve bunu da raporlayabiliyorsunuz. Yani size bu anlamda muazzam bir veriye ulaşma imkanı sağlıyor. Bunlar sadece örnekler. Yani bunun için CrossRef'in sayfasına daha çok girmeniz lazım. Yani normal kullanıcılar için CrossRef üyeliği ücretli değil. Yani eğer yayıncı değilseniz sadece sorgulama yapacaksanız bununla ilgili de sıkıntı yok. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İşte aynı şekilde metadata sorgulaması için de arayüzünde başvurabileceğiniz yerlerden bir tanesi bu. Buradan da mesela burada şu anda bizim toplantımızı takip eden izleyen Vanessa kendisi için bir tarama yapmış. İşte Vanessa'nın ORCID numarası üzerinden sorgulamış. Buradan da işte yazarla ilgili kendi yayınlarına ulaşabiliyorsunuz. O yayınların ilgi alanlarını, dallarını dökebiliyorsunuz. Hangi ülkelerde, hangi dergilerde yayınlandığına dair her türlü veriyi çekebiliyorsunuz. İşte kimlerle yayın yaptığına dair veri çekebiliyorsunuz. Bu bence akademik yayıncılık için gerçekten muazzam bir hizmet. Çünkü dediğim gibi yani bu verileri çok farklı yerlerden toparlayabilirsiniz ancak. Çünkü bir de şeyi düşünün, DOI'nin numarası işte 2000'li yıllarda çıktığı zaman bu desteklerin çoğunu sağlamıyordu. Dolayısıyla biz aslında biraz kör gidiyorduk bu araştırmalar konusunda. Şu anda ama biraz daha görebiliyoruz önümüzü ve işte geliştirilen uygulamalarla bu daha da sorgulanabilir ve ne derler, bize daha çok veri sunabilir hale gelmeye çalışıyor. Ve devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Üst verinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Başta söyledim, yani bu DOI numarası tahsis edilirken, üretilirken yapılan istenen şeyleri doğru girmek, tam girmek çok önemli. Ve bu konuda da CrossRef'in teknik kısmı bir, hani bizde de vardır ya tekrarlanan hatalar diye, bu benzer bir şey çıkarmışlar. Bunu da bizimle paylaştılar. Bu şeyine göre en çok tekrar edilen hatalar şeyine göre listelenmiş hali. İşte neymiş mesela en fazla tekrar edilen şey? Yazar isimlerinin eksik ya da yanlış yazılmış olması. İşte güncel olmayan üst veriler nedir? DOI'nin artık çalışmadığı anlamına gelen DOI değişikliği. Burada da mesela eğer bir DOI'ye bağlı bilgilerde, üst verilerde değişiklik yapılmış, bu değişiklik de update olarak girilmemişse, daha önceki verilerle mevcut yayının hali olmayacağı için, yani uyuşmayacağı için çakışma oluyor ve DOI'de hata çıkıyor. Yayın tarihinin eksik ya da yanlış girilmesi, işte açık dergi sistemlerindeki yapılmış ancak bu altyapı ve şeylerden dolayı, bağlantılardan dolayı, ilgili entegrasyonlardan dolayı CrossRef'e gönderilmemiş güncellemeler, yanlış ORCID numaraları, başlıklardaki hatalar, uyuşmayanlar, çünkü bu daha çok bu başlıkların tercümelerinden kaynaklanıyor. İşte Türkçe bir makalenin İngilizce başlığında koyduğunuz zaman onu farklı, eğer uyuşmazlık olursa kaydederken aynen metin üzerindeki gibi kaydetmediyseniz uyuşmazlık oluyor. Aynı şekilde yazım ve telaffuz hatalarından kaynaklı şeyler de var ve bunların bu hatalar bizim doğru sorgulamaya ulaşmamızı engelliyor maalesef. O yüzden bunlar çok kritik konular. Yaparken bu üst verileri girerken
Bunların tam olarak girilmesi çok önemli. Çünkü daha sonra arama yapıldığında ulaşılabilir olması için bu yayınların bunların doğru olması gerekiyor. Bu düzeltmeleri nasıl yapacağız? Az önce söyledik işte eğer açık dergi sistemleri üzerinden DOI numarası alınıyorsa onların da biliyorsunuz bizim dergi parkta olduğu gibi bazı update özellikleri var. Bunların yapılması gerekiyor ilgili şeylerden, arayüzlerden. Eğer web deposit formu üzerinden yapıyorsanız aynı şekilde web deposit formunu doldurup gerekli güncellemeyi yapıp yüklemeniz gerekiyor. Eğer XML formatı üzerinden de yapıyorsanız benzer bir bilgi yani o yayınla ilgili değişmeleri içeren bilgi yazıp daha önceki verinin üzerine yazmanız gerekiyor. Eğer bir yayıncı olarak toplu bir değişiklik yapmak istiyorsanız da bu değişikliği bu aşağıdaki CrossTab'in destek bölümüne göndermeniz gerekiyor. Onlar topluca yapıyorlar. Sizin topluca yapmanız çok uygun olmayacağı için ancak bunu CrossTab'den hizmeti talep etmeniz gerekiyor. CrossTab'le ilgili sorunlarınızı lütfen iletmekten çekinmeyin. Hem forumlara katılın hem de teknik destek kısmını mutlaka yazışın. Onlarla irtibatta olun. İlgili arkadaşlarımız sizinle irtibat kurmaktan, sorularınızı cevaplamaktan çok memnun olacaklardır. Buradaki amacımız iyi yayın kalitesini arttırmak. Onların bu konudaki şeylerinden, desteklerinden emin olabilirsiniz. Bu meta datanızı nasıl ulaşacağınızla ilgili işte raporlar size ne sağlıyor dedik CrossTab. Yayından sonra bunun etkisini ölçmenizi sağlıyor. Bunun için de CrossTab'in ilgili sayfalarından yani üyelik bilginin şeyiniz olduktan sonra girerek yayınla ilgili şeyi sorgulamanız gerekiyor. Burada da size muazzam seçenekler sunuyor. İşte ORCID üzerinden, referanslar üzerinden, fonlayıcılar üzerinden, işte benzerlik kontrolleri üzerinden, lisans üzerinden. Yani bunların hepsini ayrı ayrı sorgulayabildiğiniz gibi bir yayın için bunun yayının başlığını ya da işte onun boyun numarasını girerek bunların hepsini de dökebiliyorsunuz. Yani size böyle bir avantaj sağlıyor. Bu kadar veriyi aynı yerde başka türlü toparlamanız çok mümkün değil. İşte daha fazla üst veri, bu ne demek? İşte yayınınızla ilgili ne kadar çok üst veri girerseniz hem o yayının bulunabilirliğini arttırıyorsunuz. Çünkü çok detaylandırmış oluyorsunuz. Yani genel aramalarda öne çıkmayacağı için yayın daha detay bilgi verirseniz önce detay bilgi yüklemeniz gerekiyor ki daha sorgularken de detay bilgi istediğinizde o yayın öne çıksın. Bu anlamda hem görünürlüğünüzü ve keşfedilebilirliğinizi artırıyor. İnternetteki arama motorlarındaki mantığı biliyorsunuz. Yani ilk başta ne çıkıyor? Önce işte reklamdan sonra en çok arananlar da size böyle servislerden sunulanlar, Google'un sunduğu şeyler var. CrossTab de o anlamda iyi bir sistemle çalışıyor ve yayınları özellikle DOI numarasıyla tanımlanmış yayınları size hemen karşınıza çıkartıyor. Size bu konuda büyük bir fayda sağlıyor. Şimdi bu ilk eğitim olması nedeniyle fazla uzatmak istemedik. Ben burada keseceğim. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında sizin asıl başvurmanız gereken CrossTab'in web sayfası olacak. Burada hem eğitimlerle ilgili yani işlemlerin nasıl yapılacağı, CrossTab üzerinden bahsettiğim içerik kayıtlarının nasıl yapılacağına ait bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Teknik destek bilgisi var ve forum linki var. Forum linkini de sık kullanmanızı tavsiye ederim. Buradaki tartışmalar gerçekten çok önemli. Dünyanın her yerinden katılımcılarımız var. Çok değişik konularda yaşadıkları sorunları paylaşıyorlar. CrossTab'in teknik destek elemanları da bu sorunlara çözümler buluyorlar. Buradan da kendinizle ilgili sorunlara örnekler bulabileceğiniz gibi kendi yaşadığınız sorunları da iletiyorsunuz. Ve yapılan webinarlar var, eğitimler var. Bizim şu anda yaptığımız gibi. Onun değişik dillerdeki webinarlar var. Onlara da ulaşabiliyorsunuz. O yüzden sayfayı takip etmenizi ben ısrarla öneriyorum. Benim şu an için anlatacaklarım bu kadar. Süremizin sonuna geldik. İsterseniz soru cevap kısmına başlayalım. Pardon, ben bir şey daha paylaşacaktım. Onu paylaşıp ondan sonra bitirelim. Burada sizin için küçük bir böyle hap bilgi hazırladım. İşte CrossTab'in hizmetlerine nereden ulaşabilirsiniz? Bunu da webinarın slide kaydıyla birlikte, webinar kaydıyla birlikte slaytları ve bu sayfayı da size ulaştıracaklar talep eden isteyenlere.
eğitimlere nereden ulaşabilirsiniz? Üst bölü eğitimi, işte forumlar kısmında şeydir. Bu kısa yol yapmıştım. Yani sayfanın içinde çünkü çok fazla veri var, kaybolmayın diye. Buradan da bu hizmetlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Genel olarak ben şeyi size göstermek istiyorum. CrossRef'in hizmetleri anlamında görmeniz için. CrossRef size neler sunacak onu anlatmak isterim. Yani sadece başta söyledim, CrossRef DOI değildir. DOI da numara değildir diyoruz ya, işte ne yapıyor? Şeyler, bunlar içerik kaydı yapıyor. Şeylerinizi, atıflarınızı ve referanslarınızı ulaşmak ve ilişkilendirmek anlamında atıfların nasıl yapıldığını, mesela CrossRef sayfasına girdiğiniz zaman yayınınıza yapılan atıfları, kimlerin nereden ne kadar atıf yaptığını görüyorsunuz. İşte fon sağlayıcılar kim ne kadar nasıl fonlar sağlamış, benzerlik çeki yapabiliyorsunuz CrossRef üzerinden. CrossRef ve event datalarımız var. Yani bunların hepsini size CrossRef sayfası bu hizmetleri sunuyor. Yani sadece DOI olarak düşünmeyin, CrossRef hizmetlerini, pek çok hizmet sağlıyor size. Bunlar için de sadece sayfaya ulaşmanız ve buradaki bilgilerden istifade etmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Süremizin de galiba iktisadi kullandık. Ben soru cevap kısmından başlıyorum. Türkçe sorulan sorulara cevap vereceğim. İngilizce için de Vanessa ve Paul ise yardımcı olmaya çalışacaklar. Bugün web sitesi şimdi ses seviyesi. Hi Hayda. Thank you. Yes, Vanessa, I start question and answer section. Yes, so there is a question at the very top, which is about publishers in Turkey and if there are any difficulties they experience. So I don't know if from your experiences you have any insights. Which questions I couldn't find? Which one? It's the top question in the Q&A okay. box. Yeah. It's from Taner. Taner. Yeah. Sorry. I couldn't find, so I'm sorry. Sorry, Vanessa, I couldn't find. So if you click the Q&A box. Yes. And you look at the open questions. Okay, I'm sure. Sorry, yeah. And it's the question. Our chat box. Taner Bayraktaroğlu'nun sorusuyla başlayayım. Türkiye'deki dergilerin ve yayınların CrossRef'teki güncel durumu ve yeri nasıldır? En çok hangi sorunlar yaşanıyor? Şimdi Türkiye CrossRef için yükselen bir yıldız. Zaten o yüzden bir Türkiye'den elçi ihtiyacı hissedilmiş. O yüzden de ben de kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. %17, %20 bandındaydı yanlış hatırlamıyorsam en son rakamlar. Toplam yayınlar içerisindeki Türkiye'nin yeri. En çok karşılaşılan soru tahmin edebileceğiniz gibi işte oyun numarasının tahsis edilmesindeki üst verilerin tanımlanması ve özellikle yapılan değişikliklerden sonra update'lerdeki hatalar. Bunlar en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. Bu konuda Dergi Park bize büyük bir aslında avantaj sunuyor. Müstakilen DOI alan yayıncılar daha çok sorun yaşıyorlar. Bir de işte o açık dergi sistemleri kullanıcı arayüzü olarak kullanıcı dostu olduğu için çok fazla sizden bir şey istemiyor, sizi zorlamıyor. Ama eğer siz yayıncıysanız, kendiniz DOI tahsis ediyorsanız biraz daha yazılım konusunda aşina olmanız gerekiyor. Ama bunları da zaman içerisindeki yapacağımız eğitimlerle aşacağız. Zannediyorum önümüzdeki dönemde de buna benzer, yani bununla ilgili bir şey hazırlayacağız. Özellikle XML dosya olarak nasıl tahsis edilir ya da web depozitten nasıl yapılır, web deposit formu kullanarak. Bunlar birkaç kere yapıldıktan sonra kolaylaşabilen, devam edebilen ama şu anda benim gördüğüm ve bana iletilen formlar bunlar. Özellikle küçük yayıncıların kullandığı arayüzlerle aşina olmamaları. Ama Dergi Park üzerinden yapıyorsanız bunları çok fazla siz hissetmiyorsunuz. Yaşadığınız sorunları Dergi Park çözüyor genel olarak bu. Ve Türkiye olarak CrossRef'te iyiyiz. Daha da artan bir etkimiz olacağını inanıyorum ben. Yayın kaydını Esra Çavuşoğlu, CrossRef'in linkleri istemişler. Bu zaten katılımcıların hepsiyle paylaşılacak.
Hidayet Doğan'ın sorusu yüzde kaç citation verisi gösterilmesi gerekiyor? Asterisk gösterisi burada sayılıyor mu? Ya bu özel bilgilerinizi lütfen birebir de sorarsanız burada genel bilgiler paylaşacağız. Bunlarla ilgili ayrıca cevap yazarız. Ayrıca şey paylaşmanıza gerek yok aslında ama bunlar zaten katılımcıların mailleri olduğu için hepinize hem video kaydı hem içerikte sunulan slaytlar hem de on notlar gönderilecek. Mümkünse sunum kaydı istemiş. İzzet Kara Dergi Park'ta bulunan bir dergi kurursak hizmetlerinden sınırsız faydalanabiliyor mu? Ya bu şöyle bir şey. Crossref'in ana hizmeti olarak biliyorsunuz DOI numarası. DOI numarası almamız için Dergi Park'ta Crossref arasında bir anlaşma var ve protokol var. Buna göre de işte en az iki sayıyı Dergi Park süreçlerini işleterek çıkarmanız gerekiyor. Ya da işte belli bir alan indekslerinden birinde olmanız gerekiyor. Bunları sağladıysanız size Dergi Park DOI'yi ücretsiz olarak tahsis edebiliyor. Onun dışındaki hizmetler için, Crossref hizmetler için kendiniz de olmak Crossref üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Yani Dergi Park'tan DOI almanız size Crossref için bütün hizmetlere erişme imkanı vermiyor. Yani onun altını çizmekte fayda var. Onu belirteyim. Muhammed Eken, Crossref yeni üye oldu. Kısaca bana teknikal olarak user kredi verdiler. Diğer elediğimiz kullanıcılar için herhangi bir mail gelmedi. Bunu eğer iletirseniz gelecektir. Eğer aldığınız user kreditle siz WebDobizit şu anda yapamayabilirsiniz. Bunun için yetkilendirilmeniz gerekiyor. Eğer henüz almadıysanız zaten orada WebDobizit form için ilgili sayfaya girdiğinizde o yetkiniz varsa devam ediyorsunuz. Yoksa size o uyarı verecektir. Eğer henüz gelmediyse ödemenizi yaptığınız halde teknik arkadaşlar size bu yetkilendirme yapacaklardır. Yani bunun için beklemeye fazla gerek yok. İşlemi eğer yapılmadıysa hatırlatmanızda fayda var. Ben cevaplanmış sorular görüyorum. O yüzden oraya devam etmeyeceğim. Sadece benim yetkim var. Diğer kullanıcılar bir şey var. Evet. Emre Can sormuş. Crossref ayaklı sunumlar ne zaman başlayacak? İşte dediğim gibi ben bu görevi yani Türkiye elçiliği görevine yaklaşık 6-7 ay oldu. Birkaç kere onlardan genel bilgilendirme eğitimleri aldık. Yani ben de sonuçta editörlük rolüyle daha önceki dergilerde hem DOI numarası, WebDobizit formu kullanması gibi tecrübelerim oldu. Ama daha detaylı bilgilerle ilgili yani ben de eğitimimi devam ettiriyorum. Bunlarla ilgili bana özellikle ulaşmanızı eğer ihtiyaçlar varsa ulaşmanızı rica ediyorum. Yani ben de çünkü ihtiyaç haritası oluşturmak durumdayım. Bu ihtiyaç haritası belirlendikten sonra ben de Crossref'ten ne yapılması gerektiğine göre ona göre talepte bulunacağım. Ve ona göre içerikler hazırlayacağım size. Tabii biraz da pandeminin bizi zorladığı koşullar var biliyorsunuz. Mesela benim asıl niyetim bu eğitimi yüz yüze vermekti bir salonda ve uygulama yapmaktı. Bilgisayar üzerinden uygulama yaparak göstermekti. Çünkü TÜBİTAK'taki eğitimlerde, editör eğitimlerinde, açık dergi sistemleri eğitiminde, televizyon eğitimlerinde katılanlar varsa hatırlayacaklardır. Her şey uygulama olarak yapıldı. Biz de böyle bir şey yapacağız. Şartlar el verdiği kadarıyla. O zaman zannediyorum daha uygun olacaktır. Tabii bunun tarihini vermek çok mümkün değil ama bununla ilgili benim kişisel olarak planlarım var. Hazırlığımı da buna göre yapacağım. Mümkün mertebe herkesin yani ne kadar çok katılımcı olursa tabii bizim için de o kadar iyi olacak. Ama taleplerinizi bana iletmenizi rica ediyorum. Yani şu konularda ihtiyacımız var ya da şu konularda sorun yaşıyor. Çünkü ilk bir arkadaşımız sormuştu biliyorsunuz. Ne kadar, hangi konularda sorun yaşıyordu. Şimdi ben kendi takip ettiğim kadarıyla ya da Dergi Park, Crossref'in ve Dergi Park'taki istişarelerimden bildiğim kadarıyla size bu bilgiyi paylaşabiliyorum. Ama sizden gelen veri olursa ben bu verileri toplayıp ona göre bir kendime yön çizebilirim. Filiz Mengüç Hanım'ın bir sorusu var. Referanslar formlayan kuruluşlar için istatistik bilgiler raporlamak için başka üyelik gerekli mi? Filiz Hanım eğer ben yanlış bilmiyorsam Dergi Park'ın bir personeli. Kendisinin ulaşmasında bir soru herhangi bir şey yok. Sadece normal Crossref üyeliği yeterli bunun için. Başka bir eğitimde pratik uygulama yapmanız mümkün mü? Az önce söyledim Adem Bey. Yani bununla ilgili planlamamı yapıyorum. Biraz bunun için pandeminin geçmesi gerekiyor. Ondan sonra önümüzdeki dönemde yapacağız. Yani ben de benzer süreçleri ve sorunları yaşadığım için az çok biliyorum. Ama sizden de gelen şeylere göre kendi eğitim planlamamı da ona göre yapacağım. Ve size daha farklı hizmet sunmaya çalışacağım.
memnuniyetimizi iletmek isteriz. Biz teşekkür ederiz Rimar Akademi'ye. Arkadaşlar genellikle sorular bu şekildeydi. Zannediyorum cevap verebildim. Dediğim gibi bu bir başlangıç, bir tanışma aslında. Ben kendimi size tanıtmak istedim. Bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi de sizden gelen veri beslemelere göre Vanessa size hem bununla ilgili anket paylaşacak hem bu verileri paylaşacak sizinle. Orada yapacağınız geri dönüşler, eğer somut geri dönüşler olursa biz de önümüzü ona göre planlamamızı yaparız. İşte yüz yüze mi eğitim vereceğiz? Bu eğitimlerde pratik uygulama mı yapacağız? Bunları belirleriz ve size daha iyi bir hizmet sağlamaya çalışırız diye düşünüyorum. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu sadece ilk adım. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Yani sizi CrossFit'in hizmetlerini daha yakınlaştırmayı, bu hizmetlerden daha fazla faydalanmanızı sağlamayı umuyoruz. Böyle bir hedefimiz var. İnşallah bu konuda da başarılı oluruz. Teşekkür ediyorum. Vanessa, I complete my presentation. If you have something more? No, I think we are about ready to close the webinar. I'm just going to answer one last question in the Q&A box, and then we will end the webinar now. Any questions that we have not yet answered, we will answer these via email, and we will send everybody the recording, the slides, and the Q&A transcript. Okay. Şimdi Vanessa'nın da söylediği gibi buradan cevapladık. Cevaplanmayanlar da size mail olarak iletilecek. Bunlar kaydedildi. Hem kayıtları hem de buradaki anlatılan şeyler ve sunumlar size iletilecek. Tekrar teşekkür ediyoruz CrossFit olarak. Daha sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Thank you, everyone. Thank you, Head. Haydo. Okay. Okay, I'll end the webinar now. Okay. Goodbye, everyone.